Herkese merhaba. Hayatımız Proje adlı kitabımızdan bölümler okumaya devam ediyoruz. Kitabımızda benim kaleme aldığım ve bunu yazarken kendi deneyimlerimden yola çıkarak bazı maddeleri eğitimlerimize katılan insanlardan gelen geri bildirimler çerçevesinde ve bazı maddelerde danışmanlıklar esnasında gözlemlediklerimi düşünerek yazdığım öğrenilmiş dersler var. Başlık proje yönetiminde şunlara dikkat. Proje yönetiminde küçük ayrıntılar büyük farklar yaratabilir diye bir başlık attım ya da bir açıklama yazdım. Başkasının söylediği her şeye hemen inanmayın. Kendiniz araştırın ve mümkünse işin hatta başında durun. Bu tabii çok büyük projelerde belki mümkün değil ama bazen bir takım aktiviteler tamamlanmadan ekip tamamlanmaya az kaldığını düşünerek proje yöneticisine geri bildirimde bulunabiliyor. Fakat işin içine girdiğinizde işin daha devam ettiğini görebiliyorsunuz. Bunun için böyle bir durumda karşılaştığım an için kalem aldığım bir nottu. Güçlü bir sponsoru olmayan projelerden uzak durun. Burada kastettiğim sponsorun finansal veya politik destek sağlaması gerektiği fakat bu görev bilincinde olmayan bir sponsor projesini zora sokabilir. Projeye ilişkin varsayımların daha sonra karşınıza risk olarak çıkacağını unutmayın. Bunu eğitimlerimde her zaman söylüyorum. Varsayarak işe başlamak kadar tehlikeli bir şey yok. Daha da detayları anlamak gerekebilir. Çünkü o varsayımlar daha sonra burada da ifade ettiğimiz gibi risk olarak karşımıza çıkıyor. İhtiyaçları karşılamayacak çözümler tanımlamayın. İhtiyaç odaklı olun, ihtiyaca yönelik çözümleri hedefleyin. Paydaşların beklentilerini yönetmeniz gerektiğini unutmayın. Bu da oldukça önemli. Çok fazla paydaş olduğu zaman belki zor olabilir ama burada paydaş analizi, paydaş yönetim planı gibi bir takım teknikler olduğunu, PMI'nin önerdiğini unutmayınız. Ekip üyelerine işlerinin sonunda teşekkür edin. Ekip üyelerinin beklediği en önemli sonuçlardan bir tanesi, o kadar çalışıyoruz, yoğun bir şekilde çalışıyoruz, teşekkür bile edilmiyor. Takdir ve ödül projelerin içine girmesi gerekir. Güvenilirlik en büyük değerinizdir siz bir proje yönetici olarak. Paydaşların size olan güvenini sarsmayın. Güvenilirliğin dürüstlük, kendini adama, sözünde durma ve söylediğini yapma ile sağlandığını unutmayın. Peki devam edeyim. Projelerin başarısızlıklarında iletişimin birinci etken olduğunu unutmayın. Evet bu %50, %60 bazen %70 oranda başarısızlık sebebi olarak geçer ve projenin ağırlıklı olarak işin iletişim, koordinasyon olduğunu bilmemiz gerekir. Ekibi eğitmenin ve güçlendirmenin genel bir yönetim fonksiyonu olduğunu unutmayınız. Çok önemli bir konu. Ekibi eğitim aldırmak proje yönetiminin görevlerinden bir tanesidir ve genel bir yönetim fonksiyonudur. Başkalarının sizin tutum ve davranışlarınızı etkilemesine izin vermeyin. Bu son ifade birazcık tecrübeyle alakalı, birazcık deneyimle alakalı, yaşla alakalı. Bilgi birikimi burada çok çok önemli. Uzman olmanız gerekiyor. Aksi takdirde tam detayını bilmediğiniz konular hakkında yanlış yönlendirilebilirsiniz ve daha farklı kişilere karşı siz de mahcup olabilirsiniz. Ne kadar zor bir durumla karşılaşsanız da mantıklı davranmaya özen gösterin. Bu evet sadece kalbin sesin değil, zihnin sesi daha önemli olabilir. Peki, proje işleriyle uğraşırken eğlenmeyi ihmal etmeyin. Bu işi sevmek de birazcık alakalı. Ve son olarak da proje yönetimi biraz sanat, biraz bilim olduğunu aklınızdan çıkarmayın. İnsan ilişkileri tarafı, iletişim becerileri tarafı işin sanatsal boyutuyken, projenin içinde yapılması gereken kritik analizi, katılmış değer hesapları gibi işin matematiksel boyutu var ve analitik yaklaşma tarafı var. Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor.